Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazmış olduğu Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, 1910 yılında dünyaya çarpacağı söylentisi yayılan Halley Kuyruklu Yıldız'ı üzerine kurgulanmış bir roman aslında. Şöyle ki, 1910 yılında Halley Kuyruklu Yıldız'ın dünyaya çarpacağı ve İstanbul'u yok edeceği söylentisi yayılıyor. Bunun üzerine mahalleli kadınlar oldukça korkuyorlar ve birbirleriyle bu konuda dedikodu yapmaya başlıyorlar. Kitabımız bu şekilde başlıyor. Ardından insanların o panik hali çok güzel bir şekilde verilebilmiş. Tabii bir de baş karakterimiz var, İrfan Galip. Bilimle uğraşan ve insanların bu safsatalara inanmasını gülünç bulan birisi. Aynı zamanda geçmişinde kadınlarla ilgili kötü anıları olduğu için kadınlardan nefret eden birisi. Tabii kadınların bu cahilliği onu oldukça sinir ediyor, hatta eğlendiriyor. Ve biraz kadınlarla eğlenmek ve onlarla alay etmek için Kuyruklu Yıldız hakkında bilgi vermek için toplantılar düzenleyeceğini söylüyor. Ve bu şekilde mahalleli kadınların hepsini toplayıp onlara Kuyruklu Yıldız hakkında bilgiler vermeye başlıyor. Tabii buradaki asıl amacı, az önce söylediğim gibi, onlarla dalga geçebilmek. Ardından bir gün esrarengiz mektuplar almaya başlıyor birisinden. Ve bu mektuplar onun hayata bakış açısını, kadınlara bakış açısını değiştirmeye başlıyor. Kısaca kitabımız bu şekilde ilerliyor. Ben kitabı oldukça sevdim. Akıcı bir dili var ve bu nedenle de sizi pek sıkmıyor. Sadece aralarda toplantıların yapıldığı o kısımlarda Kuyruklu Yıldız hakkında bilgiler veriliyor. Ve bu bilgiler çok fazla olduğu için bir süre sonra canınızı sıkabiliyor. Aynı zamanda bu kısımların olduğu yerler bana biraz da Jules Verne kitaplarını anımsattı. Çünkü Jules Verne de bilimsel verileri, bilimsel bilgileri kitaplar içinde çokça kullanan bir yazar. Bu nedenle de bu kitaptaki tarzı ona oldukça benzettim. Yani 1910 yılından günümüze geldiğimizde birçok şeyin de aslında değişmeden kaldığını, toplumda eksik olan birçok noktanın aslında hemen hemen benzer bir şekilde süre geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de önemli kitaplardan birisi bence. Hani o dönemle günümüzü karşılaştırabilmek açısından size güzel bir bakış açısı sunduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda 80'li yıllarda kitabın TRT'de Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasarı'nın başrollerini paylaştığı bir dizi uyarlaması yapılmış. Fakat pek bir bilgiye ulaşamadım internet üzerinden bu filmle, diziyle ilgili. O nedenle bilenleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü benim de uyarlamasını gerçekten merak ettiğim kitaplardan birisi. Ve genel olarak dönemine de baktığımızda ileri görüşlü bazı düşüncelerin de yer aldığı bir kitap ve toplum eleştirisini de kitabın içine güzel bir şekilde yedirebilmiş. Dediğim gibi sadece bilgi içerikli kısımlar biraz sıkıcıydı ama onun dışında gayet eğlenceli ilerleyen bir kitap. Göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.